gelir size. Annenin memleketini bir gör. Gör. Divriği güzeldir. Ben seni demek ondan çok seviyorum. Hemşerimsin. Tabii Tokat, ki de. Ben yarım öyle, yarım öyle. Yani. Tokat Sivas. Hemşerim ya. Kaç kardeştiniz? Dört. İki kızlık erkek. Hepsi evli mi? Bir abim, bir ablam evli. Anladım. Mesleğini yapıyor musun? Yapıyorum. Anladım. Evlenince İstanbul'da mı oturmak istiyor? İstanbul'da. Fark etmez, şehir önemli değil. Ben İzmir'de otursak desem? Giderim. Gider misin? Şehir önemli değil. Onun mesleği onunla gezeceği için. Aa, doğru. Her sen yerde yapabilir. Dansını konuş. Kıskanır mı? Dansımı nasıl karşılıyor? Ya televizyonda da izliyordum. Süpersin. Valla öyleyim değil mi? Süpersin. Çok teşekkür ederim. Yani bazen şimdi böyle izliyorum, yorum yapıyorlar da. Ya işte hani insanların karakteriyle değil. Yani şimdi mesela burada yorum yapıyorlar. İşte sen şöylesin, sen böylesin. Onu da bir kenara bırakın öncelikle. Bir insan nasılsa o şekildedir. İnsanı o şekilde seveceksin. Bir insanın karakterini değiştiremezsin. Sen böyle doğmuş, böyle büyümüşsün. Aynen öyle. Çok da güzelsin yani, o kadar söyleyeyim. Canım arkadaşlarımdan yorum alayım. Alabilir miyim? Songül. Mikrofonu verin Songül'e, hemen uzatın. Bence artık taliplerini değerlendirme vakti geldi diye düşünüyorum ben. Hakikaten doğru Fuat söylüyorum. Bey'le kesinlikle doğru, bu arada söylüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kesinlikle çaya çıkarmanı çok istiyorum. Onu karar anında bir en yakın düşün. Arkadaşım bir de bunu istiyor. Biz şeytan üçgeni olduk gari. Solmaz'ın Sivaslı annesi, gelen kardeşimiz, yavrumuz da Sivaslı. O da Sivaslı. Coşkun bir Sivas türküsü yakışır İstanbul'un şurada. İstanbul'un da yarısı Sivaslı. Sivaslı. Çıkalım kaleye bir akşam. Sen Sivas'ı seyret, yar bende seni, yar bende seni. Sanma deli gönül, yar sana küstü, yar sana küstü. Sen Sivas'ı seyret, yar bende seni, yar bende seni. Sen Sivas'ı seyret, yar bende seni, yar bende seni, kız bende seni. Evet, Sivaslı Fuat'tan Solmaz'a. Aklıma annem geldi. Annem de, annemin sesi çok güzel. Allah bana o yeteneği vermemiş. Bu şarkıyı bir söyler, bir söyle ama onu buraya getiremiyorum. Eşi izin vermiyor. Ha. Sağ olsun. Olsun. Sana ses vermemiş ama çok güzel bir... Teşekkür ederim. Dans vermiş. Dans vermiş. Dans yeterli vermiş. Verdi sana. Demek annemi senin de baban Roman, yapıyorum. Annen Sivaslıydı ha? Tabii ki de. Niye söylemedin şimdiye kadar ya? Annem hem de koyu Sivaslı. Öyle böyle değil kadın. İstanbul'da da çok Sivaslı canım var. İstanbul'da benim. Yarısı Sivaslı. Öpüyorum Cemile'cim yanakları. Çağırsana onu Seda abla. Çağırsana annemi. Kız Cemile gel, gerçekten ben de çok istiyorum gelmeni ya. Gelsin. Bir gel Allah aşkına. Eşiyle birlikte gelsin isterse. O da olur. Misafir edelim, ne misafir olacak? Misafir ederiz. Çayımızı kahvemizi nedir içsinler. Yani? Başımızın üstüne yerim var. Cemile. Evet. Evet, kimden birinden yorum istedin? Şey. Murat mı? Hayır tabii ki de. Neslihan'dan. Neslihan mı? Evet. Neslihan arkadaşına yorum yap. Gittiniz gezdiniz. İlişkinin sonu oldu. Gezdik, olay oldu. Olay çıktı. Olay ben oldu. De anlamadım. Biz adabı bir şekilde gezdik. Evet, yani. Seda ablacığım, biz kendini bilmez insanlar değiliz. Nerede nasıl davranacağımızı biliyoruz. Bu çok önemli bir şey. O gittiğiniz yer senin hiç tarzın bir yerde değil. Sen yok Seda ablacığım, ben arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Onlar da çok güzel bir yer. Çok hayır, güzel. Hayır. Neslihan'ın tarzı değil. Ha. Neslihan. Evet aslında... ama gidelim dediler. Ben de beyefendi zaten tanımıyordum. İlk defa dinlemek nasip oldu. Güzel bir geceydi. Eğlendik. Ama nasıl sesi var? Evet. Mutlaka ki canım. Hı hı. Yani o yüzden artık... değil. Neslihan'ın tarzından dolayı dedim. Yoksa evet. Gittiğiniz yeri küçümsemedim. Sakın yanlış anlamayın. Yok yok, değil Seda abla. Ben anladım Seda. Şimdi Neslihan böyle duruyor ya. Her şey içinde yaşıyor. Ha, tabii çünkü ki de. Biz değil mi Coşkun hep öyle konuşuruz. Yani Neslihan'da arabesk ve türkü var. Evet, seviyorum, seviyorum Seda. Öyle mi, seviyor musun? Evet, çok severim. Bak, içindeki canavarı çıkardı Solmaz. Tabii. Peki, biraz siz konuşun aranızda. Nurullah'la Büşra yemek yemişler. İzleyelim bakalım. Müzik.
Yaralı aşık Nurullah dün kendisine talip gelen Büşra ile romantik bir akşam yemeğine çıktı. Nurullah'ın içinde hiç görmediğimiz romantik çocuk dışarı çıkmıştı adeta. Her şeye ayak uydurmak zorundayız bu hayatta. İçindeki romantik çocuğu dışarı vurdun. Belki de sana karşı oldu. Daha önce benim hiç böyle bir romantik bir yemeğim olmadı. Onu da söyleyebilirim sana. İlk. Aynen. İlkler güzeldir. Ama Büşra'nın soru işaretleri vardı kafasında. Nasıl olmasın ki? Solmaz da fırtınalı bir aşkı bitirdi Nurullah. Acaba? Acaba derken kafanda soru işareti mi var? Bir karamsallık var sanki. Kafamda daha önce tabii hep gidiyormuş gibi. Ya gidiyormuş gibi değil de biraz kafamda soru işaretleri var. Biraz Solmaz'la alakalı bir şeyler oldu. Bugünkiler biraz canımı sıktı olaylar. Kim? Bir isim verdin, kim o? Solmaz. O kim ya? Aldım ben cevabını. Artık ben onun ağzını bile, boş ver adını bile ağzına alma. Solmaz'ı yok sayan Nurullah yeni görüşmesine odaklanıyordu ve Büşra'ya tatlı komplimanlar yapıyordu. Gerçekten gözlerin çok güzel. Teşekkür ederim, orijinal gözlerim. Orijinal. Doğal kızı daha çok seviyorum. Zaten bir insan doğallığıyla güzeldir, onu da söyleyeyim. Gerçekten çok doğal bir güzelliğim var. Ancak Büşra'nın aklı hala Solmaz'daydı. Nurullah gerçekten Solmaz'ı unutup ona odaklanabilir miydi? Ben sana talip çıktığımda hani Solmaz oyun oynuyordu, roman havası. Neden sana, senin yanına gelerek, sana böyle nispet yaparak neden böyle şeyler yapıyorsun? Benim zaten sevgimi hak etmiyor. Bunun farkındasın, biliyorsun, görüyorsun. Benim sevgimi hak etmeden bir insana ben isteyen ne yapabilirim ki? Hani sevsem ne olabilir ki? Hani boş yani, gerçekten boş. Nurullah masanın konusu Solmaz olunca gerildi. Ama Büşra'ya inancı tamdı. Zaten hayatıma sen geldin ki hoş geldin hayatıma. Gerçekten hani bir şeylerin bana unutturacağını da düşünüyorum. Ya gerçekten bana iyi geldin, kısacası öyle söyleyeyim sana. Hoş geldin. Ben zaten senin yaralarına merhem olmaya gelmiştim. Vay. Peki ne olmuştu da iki gün önce olabilir dediği Solmaz'ı bugün tamamen bitirmişti kafasında? Bir yalandan söz ediyordu Nurullah. Çok büyük bir yalan söyledi. Kız kızla eğlenmeye gidiyorum dedi. Orada yaptığı bir hareket var. Ve benim bundan haberim yok. Benim bundan bir hafta sonra haberim oluyor. Yalanı gör... Nurullah ve Büşra gecenin tadını dansla çıkardı sonra. Evet, Nurullah'la Büşra'nın yemeğinde söylemek yine Solmaz konuşulmuş. Canım benim. Bana her şey doğal doğal deyip duruyorsun. Lenslerime söz ediyorsun. Sen önce o kafandaki kaynaklara bak. Burada Nihat amca vardı, onun peruğunu sen takman lazımdı. Sen, de sen önce o kafandaki çıktılara kaynaklara çıkar, bakacaksın. Evet. İlgar'ın ki. Sonra bana konuşacaksın. Bak Gülşen'in de saçında postişi var, kaynak mı var? Çıt çıt değil mi? Bende de postu şu an. Herkes önce başındaki şey çiçeğe bakacak, ondan sonra karşı. Benim her yerim orijinal bebeğim. Sensin, tamam. Postu şu bak. Benim tabii ki de konuşamazsın, tamam, ki. Canım. Konuşturtmam. Kavga etmeyin çiçekler. Tecan ne taktın sen koydu kafana, ne koydun? Hepiniz güzelsiniz. Postu şu hepiniz. Çıt çıt. Evet, her hanım. Yok, sen takmıyorsun. Var var, gerçekten. Var mı? Çıt çıt var. Ama çıt çıt başka, bir de o böyle şey böyle... kaynaklar. Bırakalım da Nurullah artık bırak, lafı yetişirim oraya. Tamam. Ben altta kalmam. Bir şey söyleyeceğim. Söyleyebilirsin. Sen iç dışı bir kızsın. Öyleyim. Şimdi onların o dansını seyrettin ya. Ne oldun? He? Ne hissettin? Herkes aynı davranıyor. Nurullah herkes mı? aynı. Böyle içinden bir şeyler söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Yusuf abi çırpınıyor karşıda, beni konuşabilirsin abi. Konuştun mu Seda abla? Bence hiç girmesin. Girme.
bir şeyler yakaladım. Gerçekten Selçuk Bey orada otururken, sen oynarken gerçekten senin oyununa aşık olduğunu anladım. Nurullah da arkadaşım Büşra Nurullah bir şeyler söylüyor ama hiç dinlemiyor. Sadece morali çok. Bak Nurullah sana aşık. Selçuk da senin dansına aşık. Bak bunu çözdüm. Ya, doğru mu bilmiyorum ama yanında talipleri var. Ne kadar geniş konuşuyorsun ya. Yok. Neyse. Evet. Öyle işte Seda abla, dans ederken tabii ki de içim cız etti. Girme benim her yani şeyime. Kusura bakma. Bu olan bir şey, anladın biliyorum, mı? Biliyorum, biliyorum. Uyarmayacağım bir daha. Biliyorum. Hissetmişsindir zaten. Biliyorum. Hatta bir ricam var benim için. Oynayabilir misin Roman Ovas? Canlı izlemek istiyorum seni. Ne? Ne dedin Fuat? Canlı izlemek istiyorum. Bir Roman Ovas oynayabilir misin? O öbür dansı. Hangi dansı mı diyor? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bu ilişkinin iki kişinin arasında her zaman oldum. Yani sadece sormadan rica ediyorum. Hani bir şeyler yaşanmıştır. Güzel şeyler de yaşandı. Biraz daha saygılı. Hani böyle kırmadan. O zaman saygılıysa. Bakma, laf atma, boş ver. Ya yani yaşadığın zaman, şeyler var yani o burada. O zaman kimse doğallıktan bahsetmiyor. Bir dakika, her yerim doğal şey benim. Biliyorum da hani hatırı var sende. O yüzden hani laf atma. Biraz daha saygılı ol. Ya abi siz de karışmayın ya. Her şey zaten sizin yüzünden geldi. Senden değil. Senin yüzünden oldu bu işler. Son gün Allah yüzünden. Çarpsın. Yok son canım. Sen girdin bu işin arasına. Mikrofon Neslihan, ver annem. Ne oldu? Yanlış konuşuyor. Hep sen doğruyu konuşuyorsun. Hayır, yanlış konuşuyorsun sen. 3-5 gündür İlk burada. İlk kere sabaha kadar 5'e konuştu ya. Sabaha kadar 5'e kadar konuştunuz. Ben de dinledim orada. Gelsin hiçbir tabii. Şekilde kaçırmak istemezsin ki. Neden biliyor musunuz? Elinde koz almak istiyorsun. Bakın, kaçırır mısın? Ya ben her şeyi biriktiriyorum, biriktiriyorum, topluyorum, Seda topluyorum. Abla. Zamanı gelince hepsini ortaya dökeceğim. Murat, Songül yüzünden mi bozuldu bu ne iş? Ne alaka Seda abla? Ben de seviyorum ama bazen her şeye girmeyeceksin. Öyle. O adam beni de çağırıyordu. Ben gitmiyordum yani. Biraz yalnız kalacaklar. Konu bu değil yani. Konuyu saptırım ha. Saptırmam da. Ben gerçekleri konuşuyorum. Senin üzerinden neden bitti bu ilişki? Neden bitti? Dansımdan vazgeçmediği için bitti. Ben falan yokum ortada. İyi de son gün her akşam da oynanır mı? Kız geliyor buraya. İki dakika şurada durup da. Bir kere de onun için oynamıyorum demedi. Hı. Devamlı oynuyor. Diyemez. İki dakika sonra da ağlıyor. Diyemez. Bir kere fedakarlık göstermedi. Diyemez. Bu adam ne yapacak? Daha ne yapacak yani? Ne yapabilir bir adam? Gerekiyor. Bir adam bu kadar sever abi. Kimse kusura bakmasın. Tamam. Ben üzülüyorum ya böyle. Hı. Vallahi üzülüyorum. Ama Songül'ün de suçu var canım onun oynamasıyla. Ben mi oynatıyorum canım, Allah Allah. Ben mi oynatıyorum ya? Şimdi bir şey söyleyeyim. Oynamasın. Murat abi bize çok üzülüyor. Öyle böyle değil. Üzülüyor ama bir şey söyleyeceğim ama ben de burada Songül'ü yedirtmem yani. Yani. Songül mü? Bu arada, kimse kimsenin ilişkisini bilmiyor. Bu arada çok önemli Nurullah bir şey söyleyeceğim. Murat çıktı. Çok Nurullah. Önemli. Çok önemli. Ekran başından birileri ayrılmayın. Nurullah, Solmaz'ın kararı ne olacak? Reklamlardan sonra. Solmaz'ın görüşmesi var bu hafta. Başka yorum yapmak isteyen var mı? Musa al mikrofonu. Hoş geldin Fuat kardeşim. Hoş bulduk. Solmaz zaten locada değişmeyen bir insan. Seviliyor, çok seviliyor. Ama Solmaz'a şunu söylemek istiyorum ki Solmaz gerçekten bitirdin mi diye dün sormuştum, hatırlıyor musun? Bana ne demiştin, burada da söyler misin? Umurumda değil dedim. Ne dedim? Ben onu dedim zaten. Ha. Umurdan değil diyorsun ama değil bir içimde bir kıpırtı var diyorsun. Yani oynadığı zaman ya da dans ettiği zaman orada değil mi abla, var. Fark etseniz. Hayrola? Hop oturup hop kalkıyorum. Ya ben profili yakıştırdım ya. Ama yine de Solmaz'a kalmış. Bence Solmaz bir şans ver arkadaşa derim. Halil alsana şu mikrofonu. Ne olacak? Bir bak bakalım. Hoş geldin kardeşim. Çok yakışıklı bir arkadaşımız ama ben olumsuz görüyorum abla. Çünkü? Çünkü neden? Solmaz yani şuradan geldiği zaman bir şeyler hissetmesi lazım. Bu duyguyu o şeyi hissedemiyor. Üzdüler mi Solmaz'ınızı? Nasıl abla? Üzgün mü Solmaz? Solmaz mı? Üzdüler mi? Bugün çok asabi gördüm ben Solmaz'ı. Enerji de Murat, sen niye ağlıyorsun? Abi ne oldu? Ağlıyor mu, gülüyor mu anlamadım. Sinirlerim benim hastalığımdan bulaştı herkese. Evet. Üzdüler mi seni? Benim güzelimi. Ya şu Tarık Mengüç'ün şarkısı vardı ya, ben seviyordum. Benim de güzelimi kim üzdü? Sonra oynayayım onu, sonra. Bence şimdi oyna. Şimdi mi? Ama evet. Mikrofonu çıkartmam lazım. Çıkar. Benim güzelimi kim üzdü? Kim kırdı? Ayşem gir mikrofonu al sırtından. Üzülme sen. Sen oynadığın zaman
her şeyin havası değişiyor. Bak bunu bir ablan, büyüğün olarak söylüyorum. Kışlar bahar oluyor. Mevsimler değişiyor. Sen dans ettiğin zaman. Öyle mi Nurullah? Öyle abi. Yolla şu benim de güzelimi, kim üzdü? Evet, solmaz. Nedir kararın? Şimdi Seda abla. Evet, solmaz. Söyle. Uğur abicim. Heh. Fuat'ı lojada şimdilik gözlemlemek istiyorum. Yani hayır demiyorsun. Açık kapı bırakıyorum, evet, diyorsun. Bırakıyorum. Ama şu anda olumlu ya da olumsuz bir şey, evet, söylemek istemiyorum. Gözlemleyeceğim. Düşüneceğim, evet, biraz. Peki çocuğum, peki, kalkın. Evet. Ben...